Selamun aleyküm arkadaşlar ve nihayet artık sadece saatleri konuşuyoruz. Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu resmen ilan etmesi için arkadaşlar artık saatleri konuşma durumundayız. Bugün 29 Mayıs, yarın 30 Mayıs Salı, saatler 20'yi gösterdiğinde Galatasaray Ankara gücüyle Ankara'da zorlu bir 90 dakikanın ardından oynayacağı zorlu bir 90 dakikanın ardından eminim, umuyoruz, diliyoruz, istiyoruz, temennimiz zaten o arkadaşlar. Oynayacağı o zorlu 90 dakikanın ardından 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Şimdi tabii Galatasaray'ın şampiyon olmaması için o kadar çok dolap çevirenler vardı ki, o kadar bel altı tezgahlar yapanlar vardı ki, o kadar ince hesaplar peşinde koşanlar vardı ki, ben de bunları sizlere buradan dilimin döndüğünce bir bir anlatmıştım. Kimin ne haltlar yediğini, kimin ne dolaplar çevirdiklerini, sadece Ankara Gücü Galatasaray maçını değil, ondan sonra oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçında bile Galatasaray'dan işte şu oyuncunun, bu oyuncunun cezalı duruma düşürülmesinin, Fenerbahçe derbisinde oynatılmamasının ve bütün bunlardan öteye de arkadaşlar işte Galatasaray'ın Ankara'dan puansız dönmesini ya da kayıpla dönmesini hesap edenler vardı. Böyle hani ben bunlara hep şunu diyordum, kendilerini buğday ambarında gören aç tavuk misaliydi bunlar. Bunlar hep böyle hesaplar yapıyorlardı ama artık yolun sonuna geldiler. Bundan sonra ne yapacakları bir hesap kaldı ne de bundan sonra çevirecekleri bir dalga dümen kaldı. Evet. Hakemler açıklandı. Önce oradan girelim. Hakemler açıklandı. Ankara Gücü Galatasaray maçına öncelikle ve özellikle Yaşar Kemal Uğurlu gibi böyle Galatasaray'ı doğrama ihtimali son derece yüksek olan maçlar var arkadaşlar. Hakemler vardı. Bunlardan bazılarını gönderirler diye ben düşünüyordum. Örneğin bunlardan biri Zorbay Küçük'tü. Bunlardan biri Arda kardeşlerdi ama o en son maçı yönetmişti. Hatırlayın, Galatasaray'ın bu sene mağlup olduğu maçlara bir bakın. Kayseri'de kaybetti. Kim vardı hakem olarak? Arda kardeşler vardı. Giresun'a kaybetti. Kadir Sağlam. O Kadir Sağlam ki Galatasaray'ın Başakşehir'e kupada elenmesini sağlamış bir hakemdi. Galatasaray kime kaybetti? Konya'ya kaybetti. Peki o maçın hakemi kimdi? O maçın hakemi de hatırlayacağınız üzere Zorbay Küçük'tü. Peki o maçlarda, bu söylediğim maçlarda bu hakemlerin yediği haltları biliyor musunuz? Örneğin işte Konya'da Konyaspor'un daha 30. dakikada kırmızı kart görmesi gereken bir oyuncusu gördü mü? Görmedi. Hatta maçtan sonra oyuncu bile itiraf etti. Ya benim burada kırmızı kart görmem gerekirmiş diye. İşte Galatasaray'ı Konya'da öyle yendiler. O Giresun maçıydı, Kayseri maçlarıydı. Bunların hepsi oldu. Dalga dolap çevireceklerini, dalga dümen çevireceklerini bildiğim için ve de bir takım bilgiler bize çok yansımıştı ama tabii ki Galatasaray'ın da inanılmaz güçlü yanları var. İnanılmaz bir takım çakallıklara dur diyebilecek elinde kozlar vardı. Nitekim biraz önce söylediğim gibi Yaşar Kemal Uğurlu ki Arda kardeşlerle bir yoklama çektiler Sivas maçında Galatasaray'a. Ama Galatasaray tepkisini çok net bir şekilde ortaya koydu. Hatırlayın o maçta bile Sivas Spor maçında bile rakibe %100 kırmızı kart çıkmadı. Çıkmayınca işte Galatasaray dedi ki bunlar bir takım üçkağıtçılıklar, bir takım puştukları yapacaklar dedi ve gerekli yerlere gerekli uyarıları zamanında anında yaptılar. Galatasaray'ın sonra bir takım yerlerden alacağı önlemlerden dolayı bunların kulağına da kar suyu kaçtı arkadaşlar. Kar suyu kaçınca ne oldu? Dediler ki aman Galatasaray'a bir yamuk yapmayalım. En azından görüntü itibariyle yapmayalım dediler. O yüzden arkadaşlar bu adı geçen bir takım hakikaten tetikçilikte ön plana çıkmış olan hakemleri göndermediler ama Volkan Bayarslan ismi, o da çok güvenilir bir hakem değil. Hani benzetmeleri derler ki ne kokar ne bulaşır ama aldıkları talimatları da çok sinsi bir şekilde yerine getirir. Nitekim Galatasaray'ın saha hakem olarak değil ama
bazı maçlarda VAR hakemi olarak görev yaptı ve Galatasaray'ın doğranmasına adeta göz yumanlardan biridir Volkan Bayarslan. Peki kötünün iyisi durumunda, iyisi demeyelim, kötülerden daha az kötü diye bir tanımlama yapalım. Volkan Bayarslan en azından öyle ya da böyle tecrübesi var. Başına nelerin gelebileceğini de bildiği için, bilebilecek kapasitede olduğu için öyle göz göre göre çok açık, net Galatasaray'ın UEFA kupa maçında Başakşehir'e elenmesinde neden olan ya da Zorbay Küçük ya da Arda Kardeşler ya da Ali Şansalanlar, bunlar direkt kırma, ayakları kırma amaçlı yaptıkları faullere hakemler seyirci kalmışlardı. O vermemişlerdi o faulleri ama en azından Volkan Bayarslan herhalde bunları yapmaz diye düşünüyoruz. Eğer aklı başındaysa yapmaz. Yok, eğer ahmaklık yaparsa da başına neler geleceğini bilir. Kaldı ki arkadaşlar, kaldı ki Galatasaray'da biraz önce de söylediğim gibi bir takım yerlere gerekli uyarılarını yaptı. Dedi ki kardeşim, bu maç adaletli yönetilsin. Bizim kimseden beklediğimiz, istediğimiz avanta levanta yok. Bu maç adaletli yönetilsin. Yani benim oyuncum yanlış yapıyorsa görsün, karşı tarafı yapıyorsa görsün. Ama birileri istiyor diye haksız yere eften püften nedenlerden dolayı benim oyuncularım cezalı duruma düşüyorsa veya bana kartlar çıkıyorsa, benim golüm penaltım verilmiyorsa, ofsaytlar görülmüyorsa, o kör Kadir'in, hani her ne kadar soyadı Sağlam da olsa, Kadir Sağlam Efendi'nin yaptığı kupa maçında yaptığı gibi ya da İşte Konya maçında Zorbay Küçük'ün, Ali Şansalan'ın Adana Demirspor maçında ya da en son Arda Kardeşler'in Sivas maçında yaptığı %1 milyonluk kırmızı kartlara eğer kartlar çıkmıyorsa, VAR'daki körler de bunu görmüyorsa, Galatasaray da buna seyirci kalmaz, sessiz kalmaz. Biz bunu anlattık, söyledik, uyarılar yapıldı. Hani gerekli yerlere kar suları kaçırıldı dedikten sonra arkadaşlar, şimdi ben diyorum ki Galatasaray Ankara Gücü'nü üşler arkadaşım. Çok rahatlıkla üşler. Çünkü bundan sonra ne kuşların ne de puşların dalga dümen bir takım doğrama abidik gubidik işleri pek itibar görmez, görmeyecek, görmemeli zaten. Göreceksiniz. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu defa aynı tezgahı işletemeyecekler. Nitekim arkadaşlar, bunların neler yaptıklarını, ne haltlar yediklerini zaten daha önceki maçlarda gördük. Planlamalarını gördük. Düşündükleri tezgahları gördük. Bunları kim kanalıyla yapacaklardı? Lale Ablaları kanalıyla yapacaklardı. Ona da bir şekilde yeter, dur artık denilmiş olmalı. Bu arada perde arkasında bir takım yıllardan beri dolaplar çevirenler var. İşte biz şuraya yakınız, biz şu bakana yakınız, biz şu başbakana yakınız, biz cumhurbaşkanına yakınız, biz asarız, biz keseriz, estekli köstekli gibi böyle yapanlar vardır. Şimdi arkadaşlar, isterseniz bir önce bunu bir ekrana getirelim. Ekranda görüyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanı eşiyle beraber herhalde uçağa binecekler. Orada birileri geliyor kareye girmek, Cumhurbaşkanı'nın yanında şöyle bir fotoğraf çektirmek falan istemişler. Bunlardan biri de, ikisi de tanıdık aslında. İkisi de tanıdık ama biz görüntüleri bir izleyelim şimdi. Görüntüleri izlediğimiz zaman anlayacaksınız arkadaşlar. Dikkatle bakın. Sayın Cumhurbaşkanı var, eşi var. Orada da Rıdvan Dilmen Efendi var. Oraya karaya girmek istiyor görüntüye. Bakın Mesut girmiş. Şimdi buradan daha iyi göreceksiniz. Bakın girmeye çalışıyor. Hanımefendi de diyor ki yallah yallah diyor. Sen oraya giremezsin. Sen oraya yaklaşamazsın diyor. Sen diyor yanlış yaptın. Kaybettin o hakkını diyor. Hadi diyor. Hadi. Hadi yallah diyor. Bak o da diyor bir şeyler anlatmaya çalışıyor. En sonunda salla baş. Sayın Cumhurbaşkanı da bakıyor. Mesut da diyor ki sen gel diyor yamacıma. Benden fotoğraf çektirirsin diyor. Öbürü sokulamıyor. Hanımefendi oradan bunu şutluyor arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Şutlanışını gördünüz efendinin. Nasıl şutlandı? Bunlar yıllardan beri abi
biz şunu yaparız, biz bunu yaparız, biz asarız, biz keseriz muhabbetiyle ona buna korku saldılar. Ama bu defa boylarının ölçüsünü aldılar, giremediler kareye. İşte burada da az önce de gördüğünüz üzere kare orada son derece açık ve net bir şekilde belli. Rıdvan Dilmen Efendi girmek istediği kareye, yani Cumhurbaşkanı'nın böyle yamacına girip de bir fotoğraf çektirelim dedi. Hanımefendi de yallah demiş arkadaşlar, yallah demiş, senin burada işin yok demiş ve oradan göndermiş. Şimdi arkadaşlar burada böyle bir durum var. Birileri golü yemiş. Şimdi golü yiyen bir başka arkadaş daha var. Bu da meydan okuyordu seçimlerden önce. Diyordu ki göreceksiniz seçimlerden sonra Galatasaray'ın Florya arazisine şöyle çökeceğim, böyle çökeceğim diyordu. Hadi bakalım. Hadi bakalım gel. Gel. Not edin bunu. Şu seçimler bitsin. O Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım size. Bakalım adli rekabet mi var? Ne var göreceksiniz. Not edin bunu. Dikkatle bir daha. Seçimler bitsin. Seçimler bitsin. Bitti. O Florya projesinde neler döndüğünü. Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatacağım bakalım, size. Bakalım adli rekabet mi var? Ne var göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar Galatasaray bunu. Galatasaray abi parasını vermiş, pulunu vermiş abi, her şeyini vermiş, araziyi almış abi. Bu seçimler bitsin, size göstereceğim demeye getirdi. Ya ne yapacaksın, neye gösterecektin? Seçimler bitti. Ama güvendiğin herhalde oradan Galatasaray'ın elinden arsasını aldıracağına inandığı herhalde başka birileri vardı. Çünkü seçimler bitsin demezdi. Çünkü şu anda ülkeyi yönetenler aynı isimler olduğuna göre, bunlara da gidemeyeceğine göre, gidemediğine göre herhalde ya Galatasaray'ın Florya'daki arazisine çökmeyi planlıyordu. Seçimlerden sonra meydan okuyordu. Şimdi Galatasaray taraftarı da diyor ki Ali Koç diyor şu seçimler bir bitsin Florya projesini döndüğünü anlatırım sizlere dedin diyor. Dedin kardeşim bitti diyor. Bitti. Peki şimdi niye anlatmıyorsun diyor. Seçimler bitti. Hadi bir anlat bakalım. Ne anlatacaksın, ne söyleyeceksin, ne göstereceksin. Bununla ilgili de bir takım başka şeyler var burada. Ben size onları göstereyim en iyisi. Arkadaşlar burada bakın ben bunu ayırmıştım sizlere göstermek için. Evet arkadaşlar şimdi onunla ilgili burada elimizde bir tane paylaşım var Galatasaraylılardan. Diyor ki Florya'da neler döndüğünü anlatmanı bekliyoruz Sayın Başkan diyor Ali Koç'a. Anlat diyor bak seçimler bitti. Florya'da neler döndü diyor bir anlat diyor. Bir de diyor Florya'da neler döndüğünü anlatırken diyor Maltepe'yi, Topuk Yaylası'nı, Kenan Evren Lisesi'ni, Ülker Arana arazisini, Samandıra arazisini, Silivri arazisini nasıl edindiğini şeffaf şekilde anlatmanı istiyoruz diyor. Bir de bunlara ilaveten en son E5'in ve E6'nın kenarında Avanta Levanta bir yer aldılar. O zaman diyorlardı Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederiz. Bize kıyak yaptı bilmem ne yaptı diyorlardı. Onları da üstüne koy hepsini bir anlat. Megafon Ali anlat da millet bir öğrensin demeye getiriyor arkadaşlar. Ama yok arkadaşlar yok. Bunlar böyle suyu bulandıracaklar. Böyle ortalığı velveleye verecekler. Bunu da anlattık mı arkadaşlar? Seçimler bitti. Megafon Ali'den şu Florya, Galatasaray'ın Florya arazisine çökmesini bekliyoruz. Hadi yiyorsa, varsa, dübürü yiyorsa gel de çök bakalım dedikten sonra arkadaşlar. Hakemi de verdik. O şeytan lakaplı tipin başına gelenleri yediği kırmızı kartı da gördük. Oraya bir foto. Oraya isterseniz foto olarak bir dönelim. Oraya foto olarak dönelim. Bakın arkadaşlar burada da fotoğrafları da var. Bak ne diyor burada sayın hanımefendi. Diyor ki Erdoğan'dan kırmızı kart demiş. Spor dünyasında işte cart cut şu yorumcu bu yorumcu demişler arkadaşlar. Hep oralara geçmeyelim. Sen diyor bak Emine Hanım diyor ki Rıdvan'a kırmızı kart gösteriyor. Sen çekil oradan diyor. Sen çekil. Çekil oradan sen diyor. Bak buradan işte gördüğünüz üzere burada geliyor. Hanımefendi yallah yallah diyor. Mesut Özil de kapağı atmış. O kurtarmış. Sen diyor çekil oradan diyor. Görüyorsunuz.
Parmağıyla da çekil, çekil diyor. Öbürü de derdini anlatmaya çalışıyor. Ben diyor, ben diyor. Adamı böyle yalvartırlar işte. Yalvartırlar. Yıllarca oralara gider, buralara gider yaptılar. Ona gider, buna gider yaptılar. Ya ayıptır kardeşim, ayıptır, ayıptır ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Olacak iş değil arkadaşlar. Bütün bunları yaptılar. Bakın burada gördüğünüz üzere buralar yine geliyor. Sen diyor yanlış yaptın diyor. Arkadaşlar burayı bir kere daha görelim. Bakın burada çok net bir şekilde Emin Erdoğan, Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmek isteyen futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'i sen çekil oradan, siz yanlış yaptınız diyerek engelledi. Bunun üzerine Mesut Özil Erdoğan'la fotoğraf çektirdi diyor. Zaten o kareydi arkadaşlar. Gördünüz burada işte. Burada bir kere daha görüyorsunuz burayı. Nasıl böyle bir hikaye oluyor. Bak geliyor. Sen yanlış yaptın diyor. Hadi 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 yallah yallah diyor. Ve onun oradan Abbas olmasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi biz tekrar fotoğraflar üzerinden yürüyeceğiz. Gelelim şu hakem efendiye. Volkan Bayaslan dediğiniz adam bu arkadaşlar. Volkan Bayaslan. Şimdi bir, Megafon Ali'nin Galatasaray'ın Florya arazisine seçimlerden sonra çökeceğim mi dediğini biliyorsunuz. Onunla ilgili işte sizlerden gelen paylaşımları vesairelere dedik, gel buyurun araziye çök bakalım, nasıl çökeceksin? Hani kimlere güveniyordun seçimlerden sonra? Herhalde güvendiğin birileri vardı Galatasaray'ın elinden arazisini almak için. Galatasaray'ın elinden araziyi sen değil, senin Fereştahın gelse alamaz. Galatasaray parasını pulunu vermiş, tapusunu almış kardeşim. Öyle avantalara konmamış. Şimdi tekrar gidelim. Volkan Bayarslan maçın hakemi, benim dediğim Zorbay Küçükler ya da Yaşar Kemal Uğurlular, Arda Kardeşler, Alişan Salanlar, ne bileyim. Tabii ki şu sıralarda gerçi o pek yok ama Ali Palabıyık, Kadir Sağlamlar, Kör Kadir Körüsolar var ya, bunlar olmayacaklar. Bunun manası şu: bir, Galatasaray uyandı, oyunu bozdu, tezgahı bozdu. Dedi ki gözümüz üzerinizde, bize yanlış yaparsanız bedelini ödersiniz demeye getirdi bu bir. Burada bir defa hakem atamasında öyle ya da böyle. Demiyorum ki bu Volkan Bayarslan aslandır, kaplandır. Bu da öyledir ama bu da tetikçilerin içinde yer alır ama bu az tetikçilik yapar. O yüzden aklını başına toplayacak. Buna tabii ne emir verildiyse, bu da şeydir hani, kuraldan çok talimatlara uygulur. Uygular, bunu göreceğiz maçta. Şimdi o bir yana arkadaşlar. Ha, Galatasaraylı futbolculara bu hani işte sınırda olan Icardi var, Kerem var, Oliveira var. Bir takım oyuncular var arkadaşlar. Rashica var, Oliveira var, Nicio var. Galatasaray 6 futbolcusunun sarı kart sınırında olduğunu biliyoruz. Bir. Şimdi bunlara böyle öyle Lega'dan Luga'dan sarı kart gösterme şansı yok. Hak ederlerse göstereceksin. Bu bir. Şimdi burada arkadaşlar Okan Buruk'un, burası çok önemli, Okan Buruk'un futbolculara yönelik söylediği bazı sözler var ve yaptığı bir konuşma var. Okan Buruk diyor ki futbolculara çok net, yani bu sarı kart sınırında olan futbolculara, hani Ankara Gücü'nün Galatasaray düşmanı teknik direktörü Tolunay Efendi var ya, Tolunay Efendi ne diyecek? Bak bunlar işte sarı kart sınırında, yeteri kadar giremezler. Bunlara sağlam girin, sinirlendirin, şunu yapın, bunu yapın. Hani Galatasaray'ı oradan buradan gireriz, korkak oynarlar kart görmeme, derbi maçta oynamama adına. O yüzden aman şey yapın diye, hani böyle sert girin. Galatasaraylı futbolcular da ne yapacaklar? Tereddütte oynayacaklar. Okan Buruk diyor ki arkadaşlar böyle bir şey yok diyor. Bizim için diyor önemli olan diyor Ankara Gücü. Herkes normal futbolunu oynayacak. Kart görürüm görmem, ha dikkatli olun, o ayrı dava. Ama kart görme korkusuyla geri adım atmak yok. Korakor mücadele, derbi maçında isterseniz hiçbiriniz oynamayın. Önemli değil. Biz Ankara'da şampiyonluğumuzu ilan edelim diyor. Anladınız mı arkadaşlar? Demek ki Galatasaray için, Okan Buruk için, sizler bizler için önemli olan ne arkadaşlar? 30 Mayıs akşamı Ankara'da 23. şampiyonluğun resmen ilan edilmesi. Galatasaray zaten
her durumda şampiyon bu sene Allah'ın izniyle, onu biliyoruz inşallah, ama biz Ankara'da şampiyonluğun ilan edilmesini istiyoruz. Şimdi Ankara Gücü'nün durumunun kritik olduğunu söyleyenler var. İşte şöyleydi, daha biz küme düşmekten kurtulmadık falan filan. Peki arkadaşlar, bunlar uyanık ya, bunlar akıllı ya. Bütün gündemden Fenerbahçe Antalya maçını düşürdüler. Bu taktiktir. Bu biz, onlar bu yollardan giderken biz geliyorduk arkadaşlar. Şimdi bunlar özellikle Antalya Spor'un durumu, eğer Ankara Gücü'nün şu kadarcık küme düşme ihtimali varsa, açık söyleyeyim, Antalya Spor'un bu kadar var arkadaşlar. Çünkü Antalya Spor Fenerbahçe'ye yenildiği anda küme düşmekten kurtulamıyor. Gidiyor. %90 kayıya binip gidecek. Ama Ankara Gücü Galatasaray'a kaybetse bile böyle bir durum yok. Ankara Gücü'nün durumu çok daha iyi. Çünkü Ankara Gücü'nün sonra oynayacağı, kendi sahasında oynayacağı maçlar var, o var, bu var. Ama Adana Spor, Antalya Spor'un durumu öyle değil. Onlar en son maçta Giresun'a gidecekler. Giresun da zaten ölüm kalım savaşı veriyor. Dolayısıyla oradan puanla çıkmaları mümkün değil. Yani demek istediğim şu: Ankara Gücü'yle Antalya Spor'un durumu kıyaslandığında Antalya Spor çok daha ateşin içinde. O yüzden Ankara Gücü, ama Ankara Gücü'nün kasıtlı olarak sertlik yapacağını, Tolunay Kafkas'ın Galatasaray'ı yendim muhabbeti yaparak böyle azgın boğalar gibi futbolcuları salacağını biliyoruz. Ama burada Okan Buruk'un söylediği şu: herkes çıkacak, takır takır futbolunu oynayacak. Kalanlar kalır, kalmayanlar olmaz, önemli değil. Biz derbi maçta başka bir takımla çıkarız demeye getiriyor ve dolayısıyla arkadaşlar Galatasaraylı futbolcular öyle kart görürüz bilmem ne davasına pısırık oynamayacaklar. Okan Buruk da zaten bu talimatı veriyor. Kart işini çözdük. Dalga dümen işini çözdük arkadaşlar. Galatasaraylı yöneticiler işin üstündeler. Öyle beni doğrayacak, boşluk yapacak, tetikçi bir hakem, lalenin şelaleler gibi akacak bir hakemi gelemeyecek. Orada Galatasaray'ı doğrama adına puşluk yapamayacak. Bunu da biliyor muyuz? Biliyoruz. Megafon Ali'nin Galatasaray'ın Florya arazisine çökme seçimlerden sonra verdiği bir söz vardı. Seçimlerden sonra orada bak orada neler oluyor, onu yapacağım, bunu yapacağım, oraya çökeceğim dercesine bir takım vaatleri vardı. Millet diyor ki seçim bitti, ey diyor Megafon Ali, yiyorsa götün diyor, gel de çök bakalım arazimize, şu gerçekleri anlat. Ama onu anlatırken diyor, onu anlatırken sen diyorlar Megafon'a, öbür şeyleri unutma, anlatılması gerekenleri unutma, onları da bize anlat diyorlar. Ve onların da neler olduğunu ben size biraz önce saymıştım. Florya'daki dönemleri anlatırken diyor bize, diyor işte sen diyor Maltepe'yi anlat diyor, Topuk Yaylası'nı, Kenan Evren Lisesi'ni, Ülker Arena arazisini, Samandır arazisini, Silivri arazisini, bunlara ilaveten de E6 kenarında aldığınız Avanta Levanta arazileri de diyor bir güzel anlat diyor. Bu da var arkadaşlar. Maçın hakeminin Volkan Bayarslan olduğunu da söyledik. Burada da herhangi bir şekilde dolap dönemeyecek. Buradaki zaten fotoğrafı gördünüz. Buradaki Şeytan Efendi'nin nasıl kırmızı kart yediğini, nasıl taşlandığını gördünüz arkadaşlar. İşte adamı böyle ekarte ederler, böyle gönderirler. Bu arada arkadaşlar, Türkiye taraftarlık haritası bir kere daha gündeme geliyor ve Galatasaray'ın Türkiye, biz diyoruz ya Galatasaray Türkiye'dir diye, işte o Türkiye olan Galatasaray'da kırmızılarla Galatasaray'ın taraftarlarının olduğu bölgeleri görüyorsunuz. Sarıyı zaten biliyorsunuz kimin ne olduğunu, diğerlerini söylemeye bile gerek yok. Burada da böyle bir Türkiye taraftarlık haritasını da bir kere daha hatırlatmış olduk, gündeme getirdik arkadaşlar. Peki başka ne var diye onlara bakıyoruz. Evet, burada da arkadaşlar Saplamacı Icardi var. Saplamacı ve Icardi arkadaşları yarın akşama hazırlar. Ne olursa olsun, ne kadar üçkağıtçılık, ne kadar puştuk, ne kadar dalga dümen olursa olsun arkadaşlar, artık Galatasaray'ın oradan Ankara'dan şampiyon olarak döneceğini, kupasını alacağını biz biliyoruz. Ama birileri için de federasyondan eğer sipariş olarak verildiyse böyle bir şampiyonluk kupasının hazırlandığını da söyleyebiliriz. Onlara da böyle bir kupa herhalde verilecektir. Okan Buruk'un da futbolculara sarı kart görmekten korkmayın, çatır çatır futbolunuzu oynayın. Önemli olan Ankara Gücü maçını kazanıp şampiyon olmaktır. Ha, ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe maçının benim için, inanın bana,
Langa maçı kadar da önemi yok. Galatasaray önce şampiyon olsun. Ha, şampiyon olamazsa, o maçta şampiyon olacaksa çatır çatır zaten çöker üstüne, şampiyon olur da o ayrı dava da. Ben şampiyon oldum mu kardeşim? Ben her sene şampiyon oldum. Fenerbahçe'nin benim için hiçbir önemi yok öncelikle ve özellikle. Ha, yeri gelince onların da hesabını görüyor zaten Galatasaray. Galatasaray ne dedik biz arkadaşlar? Galatasaray zaten Türkiye'nin en büyüğüdür. Onun Türkiye'nin en büyüğü olduğunu da biraz önceki haritada zaten bir kere daha gördük arkadaşlar. Her neyse, her türlü puştuk, her türlü dalga dümen, her türlü çakallık bozulmuş durumdadır arkadaşlar. Galatasaray'a puştuk yapmaları artık mümkün değil. Galatasaray Ankara'da üçler. Artık ne kuşların ne puşların bundan sonra Galatasaray'a dalga dümen yapmaları, operasyon çekmeleri mümkün değil. Galatasaray'a güçleri bu dakikadan sonra yetmez. Çünkü oyun bozuldu, tezgah bozuldu, takke düştü, kel göründü. Çevirmek istedikleri dolaplar, oraya göndermek istedikleri Yaşar Kemal Uğurlu, Zorbay Küçük gibi hakemlere artık Galatasaray vize vermedi. Bakın, Zorbay Küçük'ü kimin maçına gönderdiler? Fenerbahçe'nin maçına. Dediler ki bari Galatasaray maçına gönderemiyoruz seni. Hiç olmazsa sen tetikçiliğini git Fenerbahçe maçında yap. Fenerbahçe Antalya önünde galip gelsin. Avanta levanta penaltılar, abidik gubidik işler vesaireler vesaireler. Biz bunları biliyoruz. Bunları artık yemezler. Arkadaşlar hani derler ya, onu öyle demezler, peynir ekmek yemezler. Galatasaray'da Ankara gücünü falan diye siz devamını getirirsiniz. Arkadaşlar bu Galatasaray'ın şampiyon olmadan önceki son sohbeti olsun inşallah diyelim. Ve bir daha artık yarın, yani 30 Mayıs Salı akşamı Galatasaray'ın şampiyonluğunu anlatan o büyük coşkuyu, o güzelliği hep beraber parçalımızı giyip inşallah yıldızların altında o sohbeti yapıyor oluruz. Ondan sonra da hafta sonu oynanacak olan diğer keyif maçına doğru ağır ağır yol alırız dedikten sonra hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Son söz, rahat olun, keyfinize bakın. Hani dedim ya, tabelaya baksınlar, göbek atsınlar diye. Biz ne demiştik? Zamanında Galatasaray Başakşehir'i dörtler, üçler, dörtler dedik. Gelene üç, gidene beş dedik. Ondan sonra Galatasaray bir coştu mu? Coştu. Yarın göreceksiniz, Galatasaray Ankara gücü önünde ilk yarım saatte işi bitirir. Ne onu ne bunu, ne megafon alisi, ne nalesi, ne şelalesi, ne tetikçileri, ne metikçileri arkadaşlar. Çünkü gerekli yerlere gerekli uyarılar çoktan gitmekle kalmadı. Herkes payına düşen mesajı aldı. Ha yok diyorlarsa ki, biz bütün bunlara rağmen her türlü pisliği yaparız diyorlarsa, buyursunlar gelsinler. Buyursunlar gelsinler, yapsınlar da görelim diyoruz arkadaşlar. Şampiyon Galatasaray'ın siz değerli taraftarlarını bir kere daha sevgiyle kucaklıyorum arkadaşlar. İnşallah, inşallah bundan sonraki sohbetimizin girişi şampiyon Galatasaray diyeceğiz. Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray diyeceğiz. Ve ilklerin enlerin takımı diyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray diyerek arkadaşlar sohbetlerimize başlayacağız ve bitireceğiz. Göndermemizi yapıyoruz. Sloganımızla noktayı koyuyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. Fener ağlama. Finish Fener. Bye bye.